Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu anda Bratislava Avtobus Station'dayız. Bu da peşte yolculuğumu böyle bir video haline getirmek istedim. Bakalım sizleri ve bizleri neler bekliyor. Yanımda kaptan pilotumuz Okan. Merhaba. Sesim gitti. Evet, Eda Ece hanımefendi ve Ulaş Bey var. Arkadaşlar şu an dışarıya çıktık. Nivi Station böyle bir yer. Burada çeşitli markaların kendi otobüsleri bulunuyor. Çok ucuz fiyatlara Avrupa'da herhangi bir ülkeye gidebilirsiniz. Evet, şu an Tuna'dan ilerliyoruz. Regiojet'ten ücretsiz kahveyi çaktık. Böyle ölüm Allah'ın emri turizm olarak 7 kişi gidiyoruz Budapeşte'ye. Yolumuz açık, alnımız ak, karnımız tok. Ama internet yok, tek sıkıntımız bu. O yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum. Kalan her şey çok güzel. Tuvalet küçücük. Küçücük yani. Evet, az önce biletleri aldık, şöyle garip ticketlar. Tanesi 1 euroya falan geliyor. Şimdi içeriye girdik ama klasik Türkoluk yapacağız, basmayacağız. Yakalanırsak da bu videoyu izleyerek ağlarız ama. Bize destek olun. Gerçekten. Geliyor, bak şimdi göstereyim. Bir de böyle diyecek şimdi. Kino mu sorumlu? Tık, 1 euro cepte. Göstermedik, geldik. Devam. Varan 2. Tekrardan basmadık. İnşallah çekirge 1 sıçrar, 2 sıçrar, 3, 4, 5, 6, 10 defa daha sıçrarız. Yoksa götümüze fena girer. Şimdi indik. Buradayız. Otelimiz de şu arka tarafta kalıyor. Sağımız bu şekil. Solumuz bu şekil. Tam karşımızda Marco Polo Hostel. Burada da biz varız. O kadar acıktık ki yani böyle bitap düştük. Koşa koşa markete gittik. Marketten Aldi ya da Lidl'dan böyle şeyler aldık. Gösterelim şimdi. Yemek bu. Burada havuç, brokoli ve hindi. Hindi herhalde bu arada. Ya tavuk ya hindi, ikisinden birisi. Ekmek aldım böyle. Ondan sonra bir de multivitamin. Fakir Türko. 2022 model Türko kahvaltısı. Seninki sert mi? Yok, gayet inliyor. Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar hepinize tekrardan selam. Hava buz gibi. Bütün kıyı şeridinde bir restorasyon çalışması var. Bu da Peşte'de. Sağı solu göstereceğim. Sonra hostele tekrar geri döneceğiz. Bilgisizlik dolu bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Karşımda gösterdiğim şeylerin şu an ne olduğu hakkında sıfır bilgiye sahibim. Sadece size çevreyi gösteriyorum. Buraya gelme imkanı olmayanlar bu videodan bir şeyler belki kapar diye. Hostele doğru ilerliyoruz. Tramvaya bindik. Tramvaydan indikten sonra bir yaklaşık 10 dakika kadar yürümemiz gerekiyor. İyisin, iyisin. Muna kodum. Yapma. Evet, yol üzerinde İstanbul kebap. Zınk, 1,5 euroluk yenir. Gece aşermesi. İstanbul kebap. Hocam abiye gelin. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Evet, herkese günaydın. Saçlarımı şampuanım almadığı için yan taraftaki komşumdan istedim. Tanımıyorum ama. Ve saç kurma makinem olmadığı için de bununla öyle kuruladım. O yüzden saçlarım şu an kabarık duruyor böyle. Dışarıya çıkacağım. Bakalım nasıl olacak. McDonald's uygulamasını kullanarak sadece gördüğünüz şu 1, 2, 3 tane hamburgeri, kolayı ve orta boy patatese 1800 huf verdik. 1850 Evet, 1850 huf. Bence Türkiye'den daha ucuz. Türkiye'den daha ucuzdur. 3 tane hamburger, 1 tane içecek, orta boy patates. Evet, videoya üzülerek başlıyorum çünkü az önce bileti okuttuk. Gidiyoruz, Fisherman'e gidiyoruz. Parlamento'nun tam karşısındayız böyle. Arkası Parlamento. Böyle burada fotoğraflar falan çekildik. Buradan sonra Fisherman'e gidecekmişiz. Daha sonrasında işte Buda, Peşte ayrı ayrı gezeceğiz akşama kadar. Böyle kenardayız. Karşımız Parlamento. Tekrardan belirtmek istiyorum. Bu videoların hiçbirisinde bir bilgi
bilgi kırıntısı dahi yoktur. Sadece ben neyi görüyorsam siz de onları görüyorsunuz. Bina adı yerine şu, o, bu tarz şeylerden bahsederim. Sadece görün, eğlenin, yemek yiyin, bir şey için. Makara yani bunların hepsi. Vlogus abi. Şu anda Fisherman'deyiz. Arkada da amcamız akordeon çalıyor. Evet, Fisherman bu şekilde. Hava kapandı şansımıza. Tabii daha buranın içerisi var, oraya da geçeceğiz. Şöyle bir figür var. Şunlara çıkıyorsunuz. Daha sonrasında o karşıda az önce gördüğünüz manzaralara karşı fotoğraf çekiyorsunuz. Fisherman'dan manzara da bu. İnsanlar gelmiş, geziyorlar. Euro tabii onlar için sıkıntı değil. Biz böyle burada fakir hayatı yaşıyoruz. 1 euro'nun hesabını yapıyoruz. Adamlar geliyorlar burada, tak 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 harcıyorlar. Dünya onlara güzel. Bak böyle geleceksin baba, burada fotoğrafını çekileceksin. Instagram'a sallayacaksın. Fakirler ölsün Budapeşte'den selamlar. Şu şekilde. Evet, ekstra bir bilgilendirme daha verelim bizim gibi böyle euro kullanmayan insanlara. Eğer de olur da böyle insanlara telefonunuzu vermek zorunda kalırsanız iki seçeneğiniz var. Ya yaşlıya ya topuklu ayakkabı giyene verin ki. O da zengin görünüyor. Yok, o aldatıcı olabilir. İkisinden birine ya yaşlıya ya da topuklu ayakkabısı olana vereceksin. Kaçamaz zaten. Hani alırsın, tık enseden tutar alırsın. Devam ediyoruz turumuza. Burada Fisherman'e tırmanmaya devam ediyoruz. Şöyle manzarası bu şekil. Şöyle çok güzel bir yansıma var bak. Telefon elimizden uçmasın da. Şehir manzaramız bu. Şu an üste çıkıyoruz ama ince bir şey var. Turist yoğunluğu var. İçine doğru ilerleyelim. Diyor ki bekle diyor. Ama içi de bu şekilde restoranın. Fisherman'den çıktık. Şu anda aşağıya doğru iniyoruz. Son bir kere daha şu manzaraya bakalım. Çünkü şimdi şehrin diğer tarafına gidiyoruz. Hero Square'a. Büyük bir ihtimalle yürüyerek geçeriz. Çünkü giderken biletimizi bastık ve kontrol oluyor. Corvin diye bir bar, kafe tarzı bir yere geldik. Böyle bir parkın içerisinde. Hemen bu Fisherman'ın altında. Geldik, böyle bira aldık. Oturuyoruz, biraz dinleniyoruz. Şöyle 33'lük bira. Yaklaşık 1.8 euroya geliyor kafede. Tadı da güzel. Yani bu şekilde. Size çevresini göstereyim. Böyle Fisherman'ın oradaki yokuşu bu. Buradan geldin. Böyle. Bir parkın içinde ufak bir yer zaten böyle. Çevresi de bu şekilde. İçeride şehrin içinde yürüyoruz. Çok güzel bir cadde şurası. Hatta hemen göstereyim bak şöyle. Evet, senin plakanı aldım. Sen gittin. O gitti baba. Yunus Emre Enstitüsü'ne geldik. Burada Türkiye ile ilgili bir şey görelim dedik. Tık. Güzel bir şey ama burada böyle bir şey olmaz. Evet. Halit Ziya'nın Uşaklık ilk kitabı çok güzel. Ziraat Bankası'nın katkılarıyla kurulmuş. Bahçesi nasıl? Avlu.
Böyle bir yer. Merak ettik ve geldik. İçerisi bu şekilde. Böyle. Bir yüksekliği var. Yola devam. Bu çevreyi çok sevdim ya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Avrupa mısın be? Baksana şuralara ya. Abi o hiç Avrupa'ya çıkmamış ki, nereden bilsin. Caddenin sonunda ise sabahtan beri yürüyüp ulaşmaya çalıştığımız Hero Square var. Çocukken gelmiştim, o yüzden kankam çok hatırlamıyorum. Ha, onu biliyorum, dayım söylemişim. İşte bizim memleket. Böyle sessiz kalmak da yoruyor aslında insanı. Ama güzel bir yer. Hero Square'a geçtikten biraz sonra Anonymous'un olduğu kaleye geldik şimdi. Kalenin çevresini göstereceğim. Ben buraya çocukken geldiğimde şöyle bir şey vardı. Hala var gerçi de. Anonymous'un kalemine dokunursan işte eğitim hayatında güzel bir şeyler oluyormuş. Şuraya vuracağım şimdi. Olmadı. Şimdi çevreyi göstereceğim. Şu an burası benim için Cadde Bostan'ın tam böyle akşam hali gibi. Tam böyle bir anı alacaksın da burada büyük bir ihtimalle alkol içmek yasak olur. Tam böyle güneş batmak üzere gerçekten son gün olarak eğlenceli geçiyor. Genel olarak da çok eğlenceli. Budapeşte bana kalırsa kesinlikle gezilip görülmesi gereken bir yer. Yanında Avusturya var, Bratislava var, Prag var. Yani böyle çok kolay bir şekilde 5-10 euro aralığında işte Flixbus'la ya da trenlerle ya da ne bileyim başka uygulamalarla ülkeleri gezebilirsiniz. Yemeği ve konaklamayı biraz uygun tuttuğunuz takdirde çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Parktan böyle bu şekilde girdiniz. Parkın içini ilk önce göstereyim. Büyük bir alan. İlerlediğimizde ise kaleyi görüyoruz ve inanılmaz güzel. Gerçekten tam böyle bir korku filmi çekmelik ya da ne bileyim böyle bir Harry Potter izleyesi geliyor insanın. Kalenin girişindeyiz. 2 adet aslan var. Daha sonrasında ihtişamlı duruyor. Gerçekten ihtişamlı duruyor. Çok büyük bir park aslında burası ya. Yeşilliği bol, suyu bol. Ben yanlış hatırlamıyorsam burada Erkan Can'ın şuralarda oturup bir belgesel çektiğini hatırladığım gibi geldi. Gerçekten içerisi çok etkileyici ya. Oo, bura bayağı iyi. Burası gerçekten bayağı iyi. 10 numara. Geniş açıyla çekeceğim. Daha güzel olur. Evet, geniş açıyla devam ediyorum. Böyle daha güzel gözüküyor. Daha her şey aynı karede. Ama daha yavaş ilerleyeceğim. Kimdir bu abimiz? Biraz kan kesmiş böyle, donmuş bir şeyler olmuş. Önemli bir abi. Bu abi biri mi? Biri. Abi sen de şuraya otursan mı, birimizi çeksek keşke şurada. Japonlardan birine verelim. Evet, karşınızda Anonim. Abi ne yazıyor? Anonim. Senin anonim. Senin anonim. Kadın kötü baktı ya. Korktu amına koyayım kadın. Hikayeye göre anonimin anonimin kalemine dokunursanız arkadaşlar eğitim kariyeriniz sanırım olumlu yönde etkileniyormuş. Öyle tabii, öyle bir muhabbet vardı. Ne varmış? Korkutucu oldu lan. Çok korkutucu oldu lan. Yakalandın. Bittin. Gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kale bitti. Daha doğrusu hem soğuk hem de artık yavaş yavaş kararmaya başladığı için bir de çok inanılmaz acıktık.
yavaştan hostele doğru gidiyoruz. Orada bir tane İstanbul kebap vardı. Abiye gidip 3 euroluk bir döner alalım. Bir de onu çift lavaş yapsın bize. Selamun aleyküm. Daha ne isteyebilirsin? İçeceğini, yiyeceğini al. Arkada oturma yerleri var o böyle gölün çevresinde. Ağaçlar, kuşlar, muşlar. Kıyak yani. Bu da peşte de neredeyse bitti. Çünkü artık bu saatten sonra daha bir şey yapmayız. Anca bir yemek yeriz. Yemekten sonra zaten yavaştan hostele geçer. Çantayı hazırlar. Sabah 9 gibi de uyanırız. Biraz... Şimdi hostelden çıktık. 100E numaralı otobüse binip havaalanına doğru gideceğiz. O da 1500 forintmiş. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Daha sonrasında da İstanbul Sabiha Gökçen. Sonrasında da evdeyiz. Arkadaşlar McDonald's'tan yemek yedikten sonra tramvaya bindik. Şimdi 100E numaralı otobüse doğru gidiyoruz. 2-3 durak böyle gittikten sonra biraz yürüyeceğiz. Daha sonrasında zaten havaalanına direkt bırakıyor bizi. Ye bakayım. Ye. Aman abla. Burada peşte de bu sokakları da mı? Bu da... Evet. Evet, Buda peşte sokaklarında son yürüyüşler. Bilet almamız gerekiyor da hiç içimden gelmiyor bilet almak. Alıştık böyle şeye. Dümen hesabı, dümen şov. Turist. Gidiyoruz arkadaşlar. Kimin noşuna kiminin zoruna .com. Görüşürüz. Bomba.com. Evet, bileti bu şekilde alıyorsun. Böyle bir maşin var. Bilette bu. Geldi. Gelmedi. 1500 forint. Zank diye yapıştırıyor. Bileti de böyle buraya fırlatıyor arkadaşlar, bak gördüğün gibi. Alıp ilerliyorsun. Yüzeye bindik. İçeride çok fazla yaşlı var. Çok fazla valizli insanlar var. Çünkü direkt Lipçe'ye gidiyor. Airport'a gidiyor. Ayakta kaldık o yüzden. 2,5 euro diyebiliriz. 2,5-3 euro aralığında bir şey tuttu. Bu da bitti. Sağ ol. İnceyi yakaladım. Bu da peşte bitti. Saç başları oldu ya. Havaalanına geldik şimdi. Zaten boarding pass'imiz vardı. Check-in yaptırmıştık daha önceden. İlerliyoruz kapıya doğru. Kontrolden geçtik. Az önce Türk kolonyamıza laf ettiler. Almaya çalıştılar. Ama ben bir Türk milliyetçisi olduğum için kolonyamı bırakmadım. Ve arkasında durdum. Atılmamasını sağladım. Adama kanıtlamak için diyorum ki al kokla diyorum. Ya kullanır yani. Türkiye'de alkolün fiyatı sürekli arttığı için burada Absolut'un 1 litresini aldım arkadaşlar. 17.90. Şimdi size bazı fiyatları göstereceğim. Tam burası special offer noktası. Tamam. Buradakileri göstereceğim. Evet. Diğerleriyle hiç uğraşamam çünkü. Ama fiyatlar uygun. Türkiye'ye kıyaslayıp yani euro ile almama rağmen uygun. 5 tane aldım ayrı ayrı. Absolut yani. Direkt 1 litre. 17.90. İkili Jack Daniels var. 55 euro. İkili. Şu şekilde. Bombay Safir var. 25.90. Chivas var. 28.90. Arkadaşlar geçtik. Bedavadan şöyle su otomatları var. Oradan da suyumuzu doldurduk. İlimize gidiyoruz artık. Evet. Vakti gelmişti zaten bunun. Umarım çok... Ben inanılmaz eğlendim de. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Yapmışımdır yani bu işi. Evet, uçağa şimdiye giriyoruz ve girdik. Merhabalar. An old man an old shower. 17 alfaya geçmem gerek. Islak. Bakalım iniş nasıl olacak? Yoksa akşam ana haberlerde miyiz? Hadi Allah'a emanet.